10 yıl önce başladı. Trafik kazasıyla başlandı. Oğlan kardeşimin trafik kazası geçirmesi sebebi ilaç kullanmak istemediği için taşları şifasını anlayarak, bilerek, kullanarak herkese öğretmeye çalışıyoruz. Her şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Neyin neye iyi geleceğini, faydası nasıl olacağını onları anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki en azından ilaç kullanmıyor. İlaç kullanmadığı için de sağlık bakımından gayet şu anda rahat. Ama kolunda, boynunda, her şeyde taşları taşıyor. Kehribar. Şurada görmüş olduklarınız astım, tiroid, goiter hastalıklarında ağrılı bölge tedavisinde, bebeklerde diş çıkarırken ağız suları, nazara karşı ateşlenmeleri, daha sayabileceğim dünya kadar faydaları vardır. Doğal taşların da aynı o şekilde faydaları vardır. Her taşın kendine has bir fayda sağladığı bölgesi vardır. Hani ağrılı bölge tedavisi dediğimiz zaman önerebileceğim kehribar. Vücut ağrıları, özellikle baş ağrıları, mesela akik, baş ağrısı ve stres içindir. Ametist, enerji veren taştır. Yeşim taşı, nazara karşı etkili bir taştır. Sitrin, paranın taşıdır. Bereket taşı diye geçer. Kardeşimin kolunda 150'ye yakın platin var. Belinde platin var. Boynunda platin var. Yani bütün taşların hepsini kullanıyor. Hepsinden de faydasını görüyor. Eskiden zaten bu taş olayı kullanılan bir şeymişti. Şimdi günümüzde tekrar yeniden ilaç kullanmak istemeyenler taşlarla tedavi yoluna zaten geliyorlar. Bunu ister meditasyon, ister sağlık açısından, yani herkes bilerek geliyor. Bir trafik kazası geçirdim. Trafik kazasından sonra belimde ve boynumda kırıklar oluştu. Bundan sonra da bu süreçte tedavi süreçlerinde, ameliyat süreçlerinde doğal taşlara ilgi duymaya başladım. Doğal taşların sağlık açısından faydalarına ilgi duymaya başladım. Ağrılarımın azalmasına, ilaç kullanmamın eksilmesine ve taşların bana verdiği dinçliğe çok kendim deneyim sağladığım için bunu da insanlara sunmak için hizmet veriyorum.